Merhaba, ben Şehriban Çoban. Bugün sizlerle içimizdeki çocukla barışma çalışması yapacağız. Öncelikle kendimizi rahat edeceğimiz bir ortamda ya uzanabiliriz arzuya göre ya da elimizi kolumuzu bağlamadan da oturabiliriz. Evet, bunları yaparken Nefes 21 cep telefonu uygulamasından müziğimizi açalım ve başlayalım inşallah. Gözlerimizi kapatalım. Yavaşça derin nefes alalım ve yavaşça derin nefes verelim. Evet, bir kez daha derin nefes alalım ve yavaşça verelim. Aldığın tüm nefesin hücrelerini oksijenle doldurduğunu düşün. Ve bir kez daha derin nefes al ve yavaşça ver. Ve şimdi derin nefes alıp verdiğinde bütün vücudunun hücrelerinin ve zerrelerinin şifalandığını düşün. Şimdi çocukluğunda yaşadığın en üzgün anını hatırlamanı istiyorum. Şimdi o üzgün çocuğun yanına git ve ona seslen. Ben geldim küçük çocuk. Lütfen beni affet. Seni görmezden geldiğim için, seni fark edemediğim için, sana zarar verilmesine müsaade ettiğim için beni affet. Artık hatalarımın farkındayım. Senin çığlıklarını duymadım. Beni affet küçük çocuk. Seni seviyorum. Şimdiye kadar seni sevdiğimi sana söyleyemediğim için senden özür diliyorum, senden af diliyorum. Artık yalnız değilsin. Yanındayım. Seni almaya geldim. Küçük çocuk ve ellerinizi o küçük çocuğa uzatın. O küçük çocuk size kafasını kaldırıp gözünüzün içine bakıp ve kollarını tekrar size uzatana kadar ondan özür dileyin. Af dileyin. Şimdiye kadar neden gelemediğinizi ona izah edin. Onun hoşlanacağı cümleleri ona seslenin. İyi ki varsın küçük çocuk. Seni seviyorum. Sen benim için çok değerlisin ve kıymetlisin. Artık kimsenin seni üzmesine müsaade etmeyeceğim. Güvendesin. Her halinle sevilmeye layık bir çocuksun. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. Ve ona bir kere daha seslenin. Geçmişte olumsuz yaşadığın her şey geçti. Hepsi geride kaldı artık. Hüzünü bırak, acıyı bırak, acıları tutunmayı bırak ve çocukluk yaralarının yükünü tamamen serbest bırak. Artık kalbimdesin küçük çocuk ve hep beraberiz artık. Yarım kalan bütün hayallerimizi beraber el ele tutuşup tamamlamaya gayret edeceğiz küçük çocuk. Artık yalnız değilsin.
Küçük içinizdeki o küçük çocuğa kocaman sarılın. Bir bakın bakalım size tebessüm ediyor mu? Gülüyor mu? Hala gülmüyorsa ve kafasını kaldırıp size bakmıyorsa ona sevgi sözcüklerini tekrarlayın. Ve tekrar af dileyin ve özür dileyin. Bir daha tekrarlamayacağınıza söz verin. Ve onu alnından öpün. Sevgi ve muhabbetle onu kucaklayın. Artık sana söz veriyorum. Hiç kimse için seni incitmeyeceğim küçük çocuk. Artık hep yanındayım. Güvendesin. Seni seviyorum. Geç kaldığım için senden özür dilerim. Bundan sonraki yaşamımızda hep beraber hayatımıza devam edeceğiz küçük çocuk. Yavaşça derin nefes alalım ve yavaşça nefes verelim. Bütün zerrelerimizin, hücrelerimizin rahatladığını, gevşediğini düşünün. Sonrasında bir kez daha yavaşça nefes alalım ve yavaşça nefes verelim. Bütün hücrelerimizin, zerrelerimizin içimize sabahın güneşin doğar gibi doğduğunu, bütün hücrelerimizin aydınlandığını, pırıl pırıl olduğunu ve içimizdeki çocukla el ele tutuştuğumuzu hayal edelim ve düşünelim. Ve onun elini bir daha bırakmama adına sıkıca tutalım. Evet, bir kez daha nefes alalım ve yavaşça verelim. Ve bunu 3 kez tekrarlayalım. Sonrasında kendimizi hazır hissettiğimizde, andayım, şimdiki zamandayım, dengedeyim, tam ve bütünüm diyerek o güzel gözlerinizi yavaşça açın. Şifa Allah'tandır, şifa Allah'tandır, şifa Allah'tandır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla hoşça kalın. İçindeki o küçük masum çocuğu hatırlıyor musun? Özgürce koşan, özgürce düşünen anlarına dönmek ister misin? İçindeki neşeli çocuğun elinden tutup hem kendine hem ailene faydalı bir hayat yaşayabilirsin. Nefes 21 Akademi ile yeniden sen. Hayallerine giden yolculukta senin de yürümeye varız. Aramıza hoş geldin. Günlük hayatında çok fazla aceleci misin? İkili ilişkilerinde karşı tarafın söylediği kelimelerin imalarla dolu olduğunu mu düşünüyorsun? Yaşadığın olumsuz olaylar sağlığına mı etki etmeye başladı? Aynada kendi gözlerine bakıp seni seviyorum diyebiliyor musun? Yaşadığın olaylar karşısında ne kadar cesursun? İlişkilerinde bir türlü mutluluğu bulamıyor musun? El alem ne der korkun yüzünden? Adım atmakta zorlanıyor musun? Korkuların günlük yaşantını sınırlamaya mı başladı? Hayatında bolluk ve bereket yönünden sıkıntılar mı çekiyorsun? Hayatında tekrar eden olayları gözden geçiriyor musun? Hatalarınla yüzleşmekten korkuyor musun? Başınıza olumsuz bir olay geldiğinde bir adım geriye atıp "Bu hareketi bana kim yaptı? Bu olayı ben geçmişte kime yaptım?" diyebiliyor musunuz? Önemli bir iş yapacağın zaman sadece senin duyduğun bir ses. Sen yapamazsın. Sen değersizsin. Yaptın da ne oldu mu diyor. Endişelerin yüzünden adım atmakta zorlanıyor musun? Korkularınla oluşturduğun korku kalenden çıkmak mı istiyorsun? Günlük hayatında fazla aceleci misin? Cesaret edemediğin için önüne gelen fırsatları kaçırıyor musun? Peki aynada kendi gözlerine bakıp seni seviyorum diyebiliyor musun? Arkadaşınla veya sevdiğin insanlarla iletişim halindeyken, yaşadıkları durumlara teselli verirken, bir yandan da içinizden
kınıyor ve yargılıyor musunuz? El alem ne der korku yüzünden? Adım atmakta zorlanıyor musun? Korkuların yüzünden hayatını olumsuza odaklı mı yaşıyorsun? Etrafındaki herkese çok değer veriyorsun ama karşılık bulamıyor musun? Mutlu olmak istiyorsun ama bunu bir türlü başaramıyor musun? Hayatında tekrar eden olayları gözden geçiriyor musun? Korktuğunuz her şey başınıza mı gelmeye başladı? Hayallerin ve hedeflerin kendi oluşturduğun kalıp düşüncelerine mi takılıyor? Aslında kuşlar kadar özgür olduğunu ruhunda ve zihninde fark etmenin zamanı geldi. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Hadi harekete geç. Nefes 21 Akademi, farkındalık ve dönüşüm eğitimiyle kendine doğru bir adım at. 6 ay boyunca yanında olacağımız bu harika eğitimi kendine hediye et. 0850 390 4004. Biz Nefes 21 Akademi ailesi olarak seni bekliyoruz. Aramıza hoş geldin. Bu Emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye araştırırken nefes21.com'la tanıştı. Hemen siteyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği, mutluluğun ipuçlarını içeren yazılar okudu, videoları izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve nefes21.com adresini tıklayarak bize ulaşın.